Hazreti Ali Efendimiz zenginlerin dikkatini, değil mi, fena halde çekiyor. Ne kadar israf ettiğine bak, fakirin ona o kadar ihtiyacı var. E şimdi fakir bu yüzden hasta olsa, ölse, bunun hesabı sorulacak. Çünkü yalnız değiliz. Yani ümmet birbirinin parçası gibidir. Bir tarafı ağrırsa başka tarafı da rahatsız olur. Her tarafı rahatsız olur. Bütün dünya rahatsız olur. Öyle olmak, o şuura, o anlayışa sahip olmak icap ediyor. Şeytanın ahlakı, tebzir etmek, saçıpla atmak, tebzir, israf, şeytanın ahlakıdır diyerek haber verilmiş. Çok dikkat etmeli o konuda. Abdest alırken suyu nasıl açtığımızı, nasıl kullandığımıza dikkatle incelersek şöyle göreceğiz. Yüzümüzü yıkarken, duş alırken, çoğu kere ihtiyacımızın 10 katı su kullandığımız vakidir. Dikkat etmemekten dolayı. Arada kapatmamak, gereğinden çok fazla açmak. Su sıkıntısı akıl almaz bir şeydir. Allah muhafaza buyursun. Dünyada da bundan söz ediliyor. Yani gelecek için böyle bir tehlikeden söz ediliyor. Allah-u Teala'nın nimetidir, emanetidir. Kıymet bilmek lazım. Nimete hürmetsizlik etmek, gönderene hürmetsizlik olur. Ve gazabı davet eder Allah göstermesin. Gayreti ilahiye dokunur. İhtiyaç kadar var elde ama kötü kullanıldığı için, israf edildiği için, adil dağıtılmadığı için bunca insan sıkıntı çekiyor. Bazı sofralar cidden insanı şaşırtıyor. 40-50 çeşit, 60 çeşit. Hani bu serpme diye adlandırılan şeyler var. 60 çeşit olduğunu gördüm. Birer lokma 60 lokma demek ki hiç kimse 60 lokma yiyemez. Peşin israftır yani, tadamazsın bile. Buna ne hacet var? Her sahada, her alanda, yemede, içmede, giymede, barınmada vesaire eşya kullanmada ihtiyaçla yetinmek insana hem ekonomik hem de psikolojik, ruhi rahatlık sağlayacaktır. Buna dikkat edelim inşallah.